Şimdi öncelikle seçmeli dersler çocukların ilgi ve yeteneklerinin geliştirmesi konusunda seçilmesi gereken derslerdir. Ama maalesef mevcut iktidarın son dönemdeki uygulamalarına baktığımız zaman işte kendilerinin siyasal ve ideolojik amaçlarını bir şekilde çocuklara empoze ettirmeye çalışılan dersler olarak görüyor gibi geliyor bize. Yani biz öyle bir izlenim edindik. İktidar milliyetçi, tekçi, cinsiyetçi ideolojilerini çocuklara bir şekilde empoze ettirmek için maalesef bu dersleri kullanıyorlar. Şimdi okullarda da bunun zeminini çok rahat buluyorlar çünkü mevcut idareciler kendilerini siyasi kadro elemanları gibi çalışıyor. Hal böyleyken işte idarenin, okul idarelerinin velileri yönlendirmesiyle işte farklı bilime dayalı dersler seçildiği zaman işte yeterli öğretmen yok veya okulun fiziki şartları uygun değil gerekçeleriyle velileri bir şekilde yönlendirerek bahsetmiş olduğunuz yine kendilerini ideolojilerine hizmet eden derslere yönlendiriyorlar çocukları. Kendilerine biat eden, hiçbir şekilde itiraz etmeyen bir nesil hayal ediyor. Ve bu hayallerinin kilometre taşları olarak da yani diğer kurumlarda olduğu gibi eğitim ayağında da yani bu tür dersleri de kullanarak kendilerine özgü bir halk oluşturma çabası ve gayreti içerisindeler. Yani ülkenin ekonomik durumu, ekonomik şartları ne olursa olsun hiçbir şekilde iktidara itiraz etmeyen, iktidarı kutsayan, kutsal devlet anlayışını benimseyen halklarla bu ülkeyi daha rahat idare edebileceklerinin bilincindeler. Bu yüzden bu bahsetmiş olduğunuz dersleri de bir şekilde okul idarelerinin yönlendirilmesiyle de çocuklara verdirerek çocukları bir şekilde hayal ettikleri nesile doğru bir yolculuğa çıkarıyorlar maalesef. O olayla ben de maalesef karşılaştım, şahit oldum o olaya. O esnada ben de Dağkapı meydanındaydım. Dikkatimi şu da çekti mesela, herhalde kendilerinden sorumlu olan şahıslar, işte yetişkin şahısların elinde çikolata ve gofretler, yanlarında onlarca çocuk, grup grup belki 10, belki 15 gruba varan çocuklar. Yani dediğiniz gibi tekbir çekerek orada yürüyordular. Yani o kendilerinden sorumlu olan şahısların elindeki gofret ve çikolatalar aslında birçok şeyi de anlatıyor. Yani iktidar birçok kurumu da kullanıyor aslında. Yani okullara imamlar giriyor, merdiven altı hemen hemen bizim bulunduğumuz sitede de maalesef defalarca başvuru yapmamıza rağmen hiçbir sonuç alamadık. Küçük çocuklara eğitim verilen, kim olduğu belli olmayan şahıslar görüyoruz. Yani ülkenin dört bir yanına yayılmış maalesef bu tür şeyler. İnsanların yoksulluğunu kullanıyorlar, insanların çaresizliğini kullanıyorlar. Yani bir şekilde devletin bütün imkanlarını kullanıyorlar. Mesela Diyarbakır'da kayyum atanmadan önce en azından yerel belediyeler halka ulaşabiliyordu. Onun da önünü kestiler. Şu an belki halkla tek iletişimi olan mevcut AKP iktidarının uzantılarının olduğunu görüyoruz. Özellikle eğitim sene olarak mesela bu seçmeli dersler konusu daha önce de problemli bizim için. Yani bunun için defalarca başvuruda bulunduk, davalarımızı açtık. Hem genel merkez düzeyinde hem yerel düzeyde. İl Milli Eğitim Müdürlükleri'yle görüştük, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'yle görüştük. Ama maalesef yani şu an mevcut kurumlardaki şube yöneticileri, il Milli Eğitim Müdürlüklerinin profilini de göz önünde bulundurduğumuz zaman yani AKP'nin bir nevi kadrolarıyla görüşmüş olduk. Yani taleplerimiz onlar karşısında çok karşılık bulmadı maalesef. Yargı konusuna baktığımız zaman oralarda da defalarca dava açtık hem Diyarbakır'da hem genel merkez düzeyinde. Maalesef yargıyı da mevcut iktidar ele geçirdiği için orada da tarafsız mahkemeler işlemediği için yani çoğu aleyhimize sonuçlandı. Tabii ki biz mücadelemize devam edeceğiz. Yani çocuklarımızı bunların eline bırakmayacağız. Yani böyle geldi ama böyle gitmeyecek. Yani ülkenin problemi çok çözülür mü? Yani biz çözülür diye düşünüyoruz. Böyle umut ediyoruz ve bunu başaracağımıza da inanıyoruz. Ben bu konuda da bütün herkesin desteğini bekliyorum. Hem bu konu sadece eğitim emekçilerin problemi değil, bütün ülkenin sorunudur. Sivil toplum örgütleri olsun, eğitim kurumları olsun, halk olsun, topyekün bunlara karşı bir mücadele vermek zorundayız diye düşünüyorum.